Şanlıurfa. 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski şehri. Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Eyüp peygamberin sabrıyla yeşerip Hazreti İbrahim'i yakmayan ateşle sulanan kutsal topraklar. Fırat Nehri'nin hayat verdiği uçsuz bucaksız ovalarıyla bereketin sembolü olan camileri, tarihi evleri, hanları, çarşılarıyla ve el sanatlarıyla adeta bir açık hava müzesidir Şanlıurfa. Birçok dine ve peygambere ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa, Hazreti İbrahim peygamberin de ana vatanıdır. Hazreti İbrahim'in doğduğu, yaşadığı ve ateşe atıldığı mekanlar Şanlıurfa'da yer almaktadır. İbrahim peygamber, Dergah Camii'nin avlusunda bulunan Mevlid-i Halil mağarasında dünyaya gelmiştir. Rivayete göre Nemrut, zulmüyle çevresine korku ve dehşet saçan bir hükümdardır. Nemrut, gördüğü korkulu rüyayı yorumlatır. Doğacak çocuklardan birinin kendisini öldüreceğini ve tahtına geçeceğini öğrenince yeni doğan bütün çocukların öldürülmesini ister. Hazreti İbrahim'in annesi de çocuğunun öldürülmemesi için bir mağaraya gizlenir. Çocuğunu bu mağarada doğurur ve tekrar evine dönmek zorunda kalır. Rivayete göre çocuğu burada bir ceylan emzirir. 3 günde mucizevi bir şekilde 3 yaş büyüyen İbrahim'i bulan askerler ondan şüphelenmez. İbrahim, büyüyünce Tanrı'yı arayışı vuku bulur ve sırasıyla önce yıldızları, sonra ayı ve sonra da güneşi inceler, fakat bunların hepsinin bir sonu olduğunu fark edince, "Benim Rabbim bunların hepsinin yaratıcısıdır," der. Nemrut'un zulmünü ve halkını putlara tapmaya zorlayışını gören Hazreti İbrahim, insanların kendi elleriyle taptıkları bu putların Tanrı olmayacağını her fırsatta halka söyler. Tabii Nemrut da bu durumdan haberdar olur ve rahatsızlık duymaya başlar. Herkesin şenliklerde olduğu bir günde putların bulunduğu büyük mabede giderek buradaki bütün putları kıran Hazreti İbrahim, baltayı da en büyük putun boynuna asar. Daha sonra olayı fark eden görevliler büyük bir öfkeyle "Bunu kesin İbrahim yapmıştır," diyerek Hazreti İbrahim'i yakalayıp Nemrut ve kahinlerin bulunduğu mahkemeye getirirler. Nemrut, "İlahlarımıza neden hakaret ettin ve neden onlara zarar verdin?" diyerek Hazreti İbrahim'i suçlayınca Hazreti İbrahim, "Görmüyor musunuz? Balta büyük putun boynunda asılı. Herhalde bu işi o yapmıştır," der. Öfkelenen Nemrut, "Bilmez misin onlar hareket edemez ve yürüyemezler," diye karşılık verince Hazreti İbrahim, "Öyleyse ne diye onları kendinize ilah ediniyorsunuz? Onlardan medet umuyorsunuz, adaka diyorsunuz. Bunlar gerçekten Tanrıysa neden böyle bir işi yapamaz?" diyerek onları hak dine davet eder. Bunun üzerine öfkelenen Nemrut, Hazreti İbrahim'in yakılarak cezalandırılmasına karar verir. Her taraftan toplanan odunlar bugünkü Halilür Rahman Gölü'nün bulunduğu yere yığılır. Büyük bir ateş yakılır. Yüksek burçların bulunduğu tepenin üzerinden Hazreti İbrahim mancınıklarla ateşe atılır. İbrahim Aleyhisselam ateşe düştüğünde Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilen "Biz ateşe İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" dedik ayetiyle Allah'ın mucizesi gerçekleşerek ateş suya ve gül bahçesine dönüşür. Odunlarsa oluşan gölde balık olur. Bu göle daha sonra Halilür Rahman Gölü adı verilir. Ateş Hazreti İbrahim'i yakmamış, Nemrut ve yandaşları ona zarar verememiştir. Hazreti İbrahim ve Nemrut mücadelesi hakla batılın mücadelesinde hakkın kazanmasıdır. Semavi dinlerin atası olarak da kabul edilen Hazreti İbrahim, doğrudan ve iyilikten yana olmasının yanında
misafirperverliği ve geniş sofrasıyla da bilinir. Misafiri olmadan sofraya oturmayan İbrahim peygamber, bu yönüyle günümüze ve dünyamıza yardımseverliğin, bir arada olmanın, iyiliğin ışığı olmaktadır. Halil İbrahimaları projesi, üç büyük semavi dinin peygamberlerinin atası İbrahim peygamberin doğduğu yer olan Şanlıurfa'dan başlayıp bütün dünyaya ulaşıyor. Ülkeler arasında iyilik ve yardımseverlik köprüleri kuruluyor. Bütün insanlığı Hazreti İbrahim'in felsefesi etrafında buluşturan iyilik hareketi olarak 7 yıldır devam etmekte. Buluşmalarda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren yardım kuruluşlarıyla birçok ülkenin insanı yan yana geliyor. Birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı buluşmalarda güzel dostluklar kuruluyor, ortak projeler için fikirler paylaşılıyor. Bu etkinliklerde temel dayanışma anlayışı Hazreti İbrahim'in felsefesiyle buluşuyor. Hazreti İbrahim'in binlerce yıl öncesinden günümüze açtığı yoldan gidilerek onun ayak izleri takip ediliyor. İnançlar diyarı ve medeniyetlerin buluştuğu Şanlıurfa'da tüm dünya iyiliğin kalbine yürüyor.